Herkese merhabalar ben Çağrı. Yeni bir eşya of Legends videosuyla karşınızdayım. Biliyorum bu ara çok güzel videolar atamıyorum. Birazcık gerçekten yoğun ve dop dolu bir dönemden geçiyorum. Eh yani beni de affedeceğinizi düşünüyorum. Ee, şimdi öncelikle göstermek istediğim şey sizin de dikkat ettiğiniz gibi avatar yeni bir avatarım oldu. Nur topu gibi. Aynı zamanda moderatörlere de bir adet e, ismi neydi? Yargıç avatarı gelmiş. Bize de içerik üreticilerine de şöyle tatlış mı tatlış bir avatar geldi. Kıyamet Kulesi'nin yeni avatarları da buraya düşmüş. Bunları bitirdiğinizde iki yeni avatar daha alabileceksiniz diyebilirim şu şekilde. Neyse avatarımızı koyduk. Hoş oldu. Keşke avatar yerine direkt kar kardiyeli verselerdi. Ki benim 650 milyar milyon ee, merhametli olduğumu varsayıp benim üzerime şebin 3 tane içli kepsosu alırken benim şubattan beri hiç alamadığımı varsayarsak bir kardiyel güzel olurdu. Her neyse uzun lafın kısası önümüzde bir 10x şans etkinliği var. Biliyorsunuz füzyonun ortasındayız. Önümüzde başlamakta olan bir turnuva var ve turnuvalarda genelde de bir 10 kat şans etkinliğine denk getiriyorlar 2 kattan ziyade. Şimdi şurada görüyoruz nerede 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 burada değil e, etkinliklere girelim turnuvalarda yok toplu çağırma geliyor önümüzdeki günlerde. Ne kadar çok şampiyon çağırırsan o kadar çok kazanırsın şampiyona göre geliyor. Şimdi karakterlerimize bir bakalım. Endekse giriyorum ve endekste ilk karakterimiz bir hiçlik efsanevisi olan Ogrin kabilelerinde Augur the Gurgo. Ben de zaten iki tane iki tane hiçlik efsanevisi var. Biri Augur the Gurgo şimdi şunu söylemem lazım. Bu gelen karakterlerin hepsi yeni boss'larda güzel aktif şekilde kullanılabilecek karakterlerden bir 10x yapmışlar. Gurguh'un özelliği ne? Alan bir dondurması var ve kitaplandığı zaman %100 ihtimalle dondurup üzerinden bir ekstra saldırı yapıp ekstra saldırıda da çift isabet yani iki kere vurması var. Aynı zamanda A1'inde de bu özellik var. E, Pasifinde de yüzde %50 ihtimalle bir dondurma veriyor. Bu işte bu durum max seçmesi yüzde fazlaysa bir tur boyunca sağlanıyor gibi yani dayak yediğinde de donduruyor gibi bir şeyler düşünebiliriz. Ama bu karakterin bütün özelliği bu şekilde gelip bütün özellikle o bombacı bosta bombaları dondurması alırsanız sizi mutlu eder mi? Yani işte kevsosundan da bu gelsin istemezsiniz diye düşünüyorum. Neyi daha çok tercih edersiniz? Sanki burada Shirimani'yi kullanabilirsiniz gibi. Hop geldik ikinci karakterimiz de o zaman e, Mani olsun. Mani bende de birkaç tane bulunan bir karakter. E, Shirimani neler yapıyor derseniz 3 e, kere rastgele saldırıp küçük bir donma %15 bunu salladık. İyileştirmeye bunu da salladık. a 3üne yine alan bir dondurma var. Yine kitaplandığında %100 bir dondurması var. 5 turluk artı saldırılan her düşman için dönüş metresi doluyor. Yani bunu da doldurup ekstra arkasından bir tur alıyor çok böyle oyunun her safhasında kullanılan bir karakter değil ama yeni boss'larda donduran karakterler aradığımız için iş yapabilecek gibi duruyor. Bir diğer karakterimiz cücelerdeki Samar, e, Cevher Laneti, Gemkurst. Bu karakter aslında berbat bir karakter. Puanlarına da baktığımızda zaten bunu görebiliriz ama oyuna yeni eklenen ateş boss'unda ki bunun videoları YouTube'da var. Diğer e, içerik üreticileri çektiler. Tek başına geçebilme özelliğine sahip bombacıyı. E, bu karakterin özelliği de yani okumaya bile üşendim. İşte tüm düşmanları saldırıp iki tane rastgele avantaj çekip e, herhangi bir avantajı kalanlara ekstra vuruyor. Buradan bir özellik alıyor. Bir de bu karakterin pasifi var. Her turun başında bir hasar bloklama alıyor. E, artı %30'un alınan bir isabet aldığında bir blok hasarı avantajı veriyor. Bunlarla sürekli hayatta kalıp bombacı dövdüğü bir özelliği var. Aynı şekilde yine hasar ve dönüş metre alıyor. Samar'ı tamamen alırsanız kasın, anında kasın ve bombacı tek başına dönmesini seyredin diyebilirim. Samar da böyle bir karakter. Onun dışında kullanabileceğiniz herhangi bir alan grubu hariç düşünemiyorum. Geldik bir diğer karakterimiz. Hemen kara iniyorum ve vezir Oelis Vezir oyunun ilk zamanlarında özellikle oyunun ilk çıktığı zamanlarda çok aranan bir karakterdi. Çünkü herkes Klan boss'a odaklanmaya e, çalışıyordu ve vezirin A1'indeki bütün dezavantajları %50 ihtimalle bir tur uzatıpken 3 kere vuruş yapması mükemmel bir özellikti. Yine aynı şekilde burada da kullanılabiliyor. Büyük şişko boss'u keserken ki diğer boss'larda dair belki kullanabilirsiniz. Dezavantaj yayma özelliği de var. Birkaç da şöyle dezavantaj sepeti veriyor bize. Kendine mükemmel örtü alıyor ve bu dezavantajları şak diye alıp birinden diğer arkadaşlara da verdiği bir özelliği var. Bunu da diğer boss'ta kullanabilirsiniz diye düşünüyorum sizin karakterlerinizi çalan. Şu dezavantajları yaysanız hiç fena o olmaz diyebilirim. İşte mükemmel örtü aldığından ve bir zindan avrası var. Vezir Ovalis alırsanız nerede kullanırsınız? Klan boss'ta kesinlikle eğer düzgün bir takım kuramadıysanız hala ve zehir odaklı oynuyorsanız defans kırma atak kırma kaçırıyorsanız mükemmel bir tercih olur. Kendinden değerleri de hiç fena değil. Örtü aldığı için ölmesi zorlaşıyor. Hızı güzel, defansı güzel, canı güzel, her şeyi güzel bir karakter. Bosslarda da aynı şekilde kullanabiliriz. Bir diğer karakterimiz şöyle yine yüksek harflere geldim. Oyunun bayağıdır açık olduğu için arada şu bozulmayı yapıyor. Numune, Exemplar, e, bayağı <laughs> Çirkin bir karakter. Şimdi hakkını Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyorum. Tasarım olarak kötü ama aldığı buff'tan sonra biraz düzeldi. Bunu burada kullanma sebebimiz de bir düşmana saldırıp %100 ihtimalle dondurma verip ve aktif becerileri bloklama veriyor. Yine bir zayıflatması var ufak tefek. İşte kritikse bir kere daha vuruyor. Bilmem ne yapıyor. Soğumayı alıyor da. iki tur soğumayı alıyor da. Kritikse de şu da bu da. Yani bunu birazcık böyle 4 tur 3 tura düşüyor. Belki bombaları hani durdurmak için, belki aktif beceri bloklamak için e, bu sepete eklemişler diyebilirim. Geldik bir diğer karakterimize. Bu da sanırsam Hortlak sürülerindeydi. Aynex. E, kastınız mı aldınız mı bilmiyorum. Ben bir zehirci olarak biliyorum. Çok detaylı incelemedim. Özellikle Clan Boss'ta baya bir sevilmiş. Neden sevilmiş? İşte bir defans kırmış abiriyle. Güzel bir zehir var. Bir isabet azaltması var. Okey. Bir zayıflatması var, bu da güzel. E, defans arttırma veriyor, atak arttırma veriyor, bir şeyler bir şeyler. E, sanırım bunu da ikinci boss için getirmiş olabilirler belki. Yani eksik böyle bir karakter, bütün dezavantajları layığıyla veriyor. Yani ne diyebilirim ki? Tam bir klan boss karakteri aslında tasarım olarak. Ama bosslarda da kullanılır mı? Bakar, sadece hızı 90 birazcık düşük, hasarı güzel ama defansı ve canı da düşük diyebilirim. Bir diğer karakterimiz Gölge Soylarından Saçi. Hop bu karakter. Saçi aslında hem tasarım olarak hem silahı hem kullanım olarak hoş bir karakter. Şuradaki maske detayı da çok hoş olmuş. Bakalım oynayanlar ne demiş? Örümcek yuvasında başarılı gruplarda süper demişler. Grupları daha gelmedi. Bu şekilde bir karakter ee, özelliklere bakalım. A biri bir isabet azaltma ama alan vuruyor. Okey, alan isabet azaltmayı isteriz. Neden isteriz? İkinci boss için. Bizim karakterlerimizi kopyalayan boss için tabii ki isteyebiliriz. Yine bir düşmana kritik oran azaltma ve sömürme veriyor. Bu da hoş bir özellik. Bunu bombacı da da belki kullanabiliriz. Sömürme her zaman can çalmanın yerine geçen bir özellik. Biliyorsunuz tüm müttefiklere bir atak arttırma verip. Kritikse de dönüş metreyi dolduran bir vuruş yapıyor. Bu da hoş, bu da hoş, bu da işimize yarar. Ve bu şampiyon bir düşmanı öldürürse %30 şansla bir müttefiki diriltir. Bu da ikinci bossa biraz daha yönelik duruyor. Ve bir müttefik dirildiğinde %50 ihtimalle aynen tüm düşmanlara korku. Bu da sanki ikinci bossa böyle biraz daha güzel gelmiş gibi. Hızımız güzel, canımız birazcık düşük, defansımız filan güzel, saçı kullanılır. Yani Elinizdeki tercihleriniz e, nasıldı bilmiyorum ama bence kullanılabilir bir karakter. Ve son karakterimiz Burangiri. Ben artık şu Burangiri güzel karakter ama görmekten bıktım. Bu üçüncü 12'si herhalde son 2-3 e, ay içinde. Ve bana sürekli taşlaştığımda da Burangiri geliyor. Tamam fena bir karakter değil. E, şöyle bir tek kişilik kışkırtması var. Bir alan sersemletmesi var. Yine 2. boss'ta kullanım olarak güzel bir karakter. E, bir güçlendiri var, bir kalkanı var. Bunlar da okey ve bu şampiyon bir müttefik ya düşmanı öldüğünde iyileşiyor. Hayatta kalabilitesi de var. Ama bunu karşıya çaldırdığınızda karşıdaki Brangiri de bunu yapacak. E, hızı düşük, e, atağı çok düşük. Savunma tipinde bir karaktermiş. Tamam atağın hiçbir önemi yok. Bunu her seferini hatırlatıyorum. Defans olarak 1400'lerde okey. Yani bu karakterin sanırım kısır yanı birazcık hızı diyebiliriz. Onun dışında Brian Gray'i de alırsanız belki çünkü hani e, bir önceki videoda anlattım ya özellikle şu ablamızı e, kesmeye çalışırken neler yapıyordu bizim takımımızı kopyalıyordu. Okey ama bunun yanında e, bazı bizim avantajlarımız vardı. Mesela ben Kaymar'ı kullanıyordum. Kaymar hani önde başlıyor yani. Her zaman biz öndeyiz o bir arkamızda. Bizim düşesimiz buff bastığında onun düşesi de bozuluyor. Sonra bizim Kaymar'a sıra geliyor ama Kaymar uyuttuğu için mesela benim takımımda. Karşıyı harcamam kolay oluyordu. Ben hatta demiştim o videoda. Drakes'i kullanırsanız mesela sizin Drakes'iniz önce sersemletirse. Onun Drakes'ini pas geçirebilirsiniz. Burangiri de bu açıdan kullanılabilecek bir karakter. Hem kışkırtması olsun hem alan sersemletmesi olsun. Tekrardan o videoya dönüş yapıp şunu da diyeyim alan serset sersemletme alan dönüş metre azaltma ve alan dayak çünkü her zaman öndesiniz önde olmanın avantajını ve birazcık saksıyı kullanmamız gerekiyor diyebilirim e bu videomuzda bu kadar e, 10x geldiği zaman taşları açacak mısınız acaba e, açmaya değer karakter buluyor musunuz ben augurum var e, şirmanım de var belki samar için Vezir, vezir de benden geçti ama inanın birçok insanın hesabını güzelleştirebilecek karakterler var. Ama size önerim hiçlik taşlarını zaten harcadınız kardiyelde. Ben de harcadım. E, burada elinizde varsa da açmayın. Agur yerine çok daha güzel karakterler bulabilirsiniz. Mesela gelin Onyx güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.